sona eren maddi hayatı şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor ve biz bu anlamlı günde o Türk büyüğünü Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplanmış bulunuyoruz. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağımıza söz vererek onun bu ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Kaymakamlık makamı çelengi, arz ederim. Garnizon komutanlığı çelengi, arz ederim. Garnizon komutanlar! Sağ! Olan! Ver! Çelenk! Al! Çelenk geriye! Bugün adam! Ver! Belediye Başkanlığı çelengi, arz ederim. Siren iyi mi? Burada kalsın mı? Yoksa. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında siren sesiyle beraber 2 dakikalık saygı duruşunda akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüm okullar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı için bayrak filan mahal. Rol. Dikkat.
Bayrak filamı indir. Sayın Kaymakamım, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma, çelenk sunma töreni sona ermiştir. Anma programı Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10'da başlayacaktır. Arz ederim. Eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve müstesna bir entelektüel olan Mustafa Kemal Atatürk, ender görülen bu insanlardan biri ve en önde gelenlerindendir. Atatürk, hem Türk Kurtuluş Savaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşa sürecinde geçmişten ders alarak daima ileriye bakmış ve yürümüştür.
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda asrın gerektirdiği medeniyet yolunda ileriyi görebilen, daha ileriye gitmeyi amaçlayan nesiller yetiştirebilmenin ilk adımı Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilmemizdir. Bu adımı atarken Cumhuriyet'in emanet edildiği yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmekte, her bir fert üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Gelecek yıllarda ülkemizin yönetimini devre alacak, geleceğimizi yönlendirecek, Türk milletinin uygar ve saygın bir ulus olma bilincini daha da pekiştirecek Türk gençliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında ilerlemelidir. Atatürk'ün Türk milletini büyük bir atılımı hazırladığı ve yönlendirdiği 20. yüzyılda Avrupa ve Asya'nın pek çok ülkesinde totaliter rejimler bulunuyor ya da iş başına gelmeye hazırlanıyordu. Böyle bir siyaset sahnesinde o ise bir gazetecinin sorduğu yönetme sorusuna "Ben insanların kalplerini kırarak değil, kazanarak yönetmek isterim" diye cevap vermiştir. Onunla aynı dönemde yaşayan, gerek kendi milletleri, gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılır olmuşlardır. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak Türk milletini aslın gereklilikleriyle buluşturmaya gayret ederek devletin ve milletin varlığını teminat altına almaya yönelmiştir. Yalnız yoğun kısımlarda değil, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar, ulaşmamızı istediği hedefler her gün bir kez daha hatırlanmalı ve unutulmamalıdır. Ülkemizin en zorlu zamanlarında dahi düşünerek ortaya koyduğu milli hedeflerin hatırlanması, ödenen bedellerin, verilen mücadelelerinin anlam ve değerinin çok daha iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde Türk milletinin bu büyük evladının bize bıraktığı bu mirası gelecek nesil ve yüzyıllara ulaştırabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlar sadece bir nesil ya da bir dönem için doğmazlar. Önderlikleriyle yüzyıllar boyunca milletlerin tarihinde kutup yıldızı gibi yön göstermeye devam edeceklerdir. Sözlerime son verirken, büyük Türk milletinin manevi şahsında, Milli Kurtuluş Savaşımızda emeği geçen, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere her bir ferdimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar, hepinize saygılarımı sunar. Öğretmenimize değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Atatürk diyor ki, benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel birver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Ali Naki Erenyol Anadolu Sesi öğrencilerinden Ceylin Demirdöven'i Mustafa Kemal'i Düşünüyorum adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Bir tutkudur Mustafa Kemal. Nice sevdaları değişir mi yani? Yitirilmiş kasımlarda açan umuttur.
bir baştır vazgeçilmeyen. Bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağlarda söyleşir, durur. Çaltı burnunda gözetir denizi. Köroğlu'nda bağdaş durur, oturur. Ali Naki Erenyol Anadolu Sesi öğrencilerinden Merve Koparar'ı Mustafa Kemal'ler Tükenmez adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert, kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün geçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var iyi bilin, ben işte o ikincisi sonsuzlukta. Ruh gibi bir şey görünmez, inanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Hep kardeşliğe, bolluğa giden bu yolda, bilimin yapıcılığın aydınlığında, güzel düşünceler, soyut fikirlerde ben, evrensel yepyeni buluşlarda ben. Geriliği kovmuşum ben dönmez, inanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Başın mı dertte? Beni hatırla, duy beni en sıkıldığın an, baştan sona her şeyiyle bu vatan. Sakın ağlamasın kasımlarda Fatihler, Kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Yapraklar dökülür kasımlarda. Yerler uğurlar, vadilerde ne çıkar? Bir özgürlüksün çağlara engizlerinden, sen bayrak bayrak fikirsin. Ölüşün diriliştir yeniden. Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini anlatan video gösterimini izliyoruz. Hızla ilerlemektedir. Bazı önlemler almak zorundayız.
memleket meselelerine bir süre ara verip istirahat etmelisiniz. Zannederim haklısınız. Doktorlar dün gece komaya girdiğinizi söylediler. Şimdi nasılsınız? Zor bir geçirdi hafifim. Demek ölüm böyle olacak bir anda. Lütfen ölümü ağzınıza almayın. İyileşeceksiniz. Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Salih Bozuk'la birlikte bir kuyuya düştük. Salih'e söyle. O kurtuldu. Dışarıda neler olur? Paşam, öğrenciler sarayın bahçesine gelmişler. Bayramınızı kutlamak için. Paşam, hareket etmeniz sizin için daha iyi olur. Gençlere selamlamak istiyorum. Thank you.
adamlarından biri olarak kalacaktır. Norveç ve Morgan Planet gazetesi. Dünya bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümüyle yoksun düşmüştür. Macaristan Pestelliot gazetesi. Türkiye'yi yaratan tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlar. İsviçre Profesör Morf. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ileride payidar kalacaktır. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Ali Naki Erenyo Anadolu Sesi öğrencilerinden Duru Erden ve Batuhan Ceylan'ı Atatürk'ten derlenen iki anıyı okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Atatürk dediğini yapmış, düşmanı geldikleri gibi geri göndermiştir. Anadolu düşman askerlerinden temizlenmiş, cumhuriyet ilan edilmiş, emperyalist devletler Lozan'ı imzalamak zorunda kalmış, tam bağımsız Türkiye kurulmuştur. 16 Mayıs 1919 günü ayrıldığı İstanbul'a 8 yıl sonra dönüş hazırlığı içindedir. Kütüphaneci Nuri Ulusya yanında götürmek istediği kitapların listesini verir. Nuri Ulusya o günleri şöyle anlatır. İstanbul seyahatine giderken istediği kitaplar o kadar fazlaydı ki karton kutular doldurup kütüphaneye getirmiştim. Tam içine kitapları doldurmak üzereyken Atatürk kütüphaneye geldi ve ne yaptığımı sordu. İstediğiniz kitapları karton kutulara aldırdım. Onların içine koydurup tren atlettireceğim deyince dur bekle biraz dedi. Kitap adetine şöyle bir baktıktan sonra kütüphaneden çıktı, odasına gitti. Biraz sonra bir baktım, iki tane cephane sandığını muhafız alayı erlere getirip kütüphaneye koyuverdiler. Ne olduğunu anlamadım. Bakıp dururken Atatürk içeri geldi. Benim şaşkın şaşkın baktığımı görünce ne olur ya oğlum, şaşırdın değil mi? Şaşırma şaşırma, savaşta bunlarla cephane taşıdık. Sen o zaman çocuktun, bilemezsin. Bu sandıklar benim için çok önemlidir. Şimdi o savaş bitti. Yeni bir savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat savaşımızdır. Ve okumakla kitapla olur. İşte şimdi cephane taşıdığımız o sandıklara kitaplarımı koy. Bu sandıklarla taşınsın. Cephanenin yerine artık kitaplar alsın dedi. İngiliz Kralı 8. Edward, 4 Eylül 1936 yılında Atatürk'e bir nezaket ziyaretinde bulunmak ister. Mustafa Kemal Atatürk ise konuğunu batılıların sofra adabına göre ağırlamak ister. Ve bu hazırlığı yapacak olan yetkililere şöyle der. Bana İngiliz sarayında verilen ziyafetler ne şekilde oluyorsa onu en iyi bilen aşçı ve sofra hizmeti yapacak birliğini bulunur. Ve bu işi bilen en iyi aşçılar bulunur. Masa hizmeti yapacak olan garsonlar tespit edilir ve o gün gelir. İngiliz kralına gereken konukseverlik gösterilir ve kral kendisi için hazırlanan ihtişamlı sofrayı görünce sizi tebrik ederim eksel hastarı ve aynı zamanda çok teşekkür ederim. Kendimi birdenbire İngiltere'de zannettim diyerek memnuniyetini iade eder. Ancak yemek servisi yapılırken garsonlardan birisinin ayağı yerdeki halıya takılarak taşıdığı servis tabaklarının hepsini yere düşürür. Yemekler halının üzerine dağılır. Bu hatayı yapan garson ise utancından kıpkırmızı kesilir. Bu yaşanan olayı fırsat dönüştürmek isteyen İngiliz kralı, alay etmek istercesine yeni bir ülke kurdunuz ama eksel hastarı, henüz hizmet edecek bir uşağınız bile yok. Mustafa Kemal Atatürk iş sistemini bozmadan yanıt verir. Haklısınız eksel hastarı, ben millete her şeyi öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sizler yaşadıkça çocuklarım daha ferah için. Gök daha geniş, denizler daha geniş. Vatan, ya vatan! Vatan sonsuzluktan gelmiş, sonsuzluğa açılan yol. Vatan, siz! 10 Kasım adlı şiiriyle ilçe birincisi olan Emine Hilal Yılmaz aynı zamanda ilimizde de üçüncü olmuştur. Onun şiirini okuması için Elif Halkan'ı kürsüye davet ediyorum. On Kasım,
atımı anarım. Üşür ellerim, üşür yüreğim. Atamın yürüdüğü yollarda yürüyeyim. Baktığım her yerde onu göreyim. 10 Kasım'da ben atamı özlerim. Ağaçlar bile üzüldü, döktü yapraklarını. Rüzgar esiyor, telaşlı telaşlı. Öyle bir hüzün ki bütün yurdu sardı. Yerler gökler 10 Kasım'da atamı andı. 10 Kasım deyince özlem gelir aklıma. Atam, seni unuttuk sanma. Sararıp bir bir düşen yapraklarla yüzün yayılır her bir yana. Mavi gözlerin uçsuz bucaksız gökyüzünü. Gösterdiğin hedefler Türk'ün gücünü. 10 Kasım sonsuz hüzünü hatırlatır bize sevgili atam. Şimdi ölümsüz kahraman adlı kompozisyonuyla ilçe birincisi olan Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Sesi öğrencisi Nilay Can'ın eserini okuması için kürsüye davet ediyorum. Ölümsüz kahraman. 10 Kasım 1938 Perşembe. Saat 9:05 gece. Bu tarih Türk milletinin kurtarıcısını henüz Cumhuriyetinin 15. yılında kaybettiği andır. Yürekler buruk, ağızlar suskun. Keskin bir acı var yurdun dört bir köşesinde. Gazetelerde acı bir manşet. Türk milleti, kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Sen sağ ol. İşte bu yüzdendir ki ülkemizde kısımlar hep birer sonsuzluk ve doğumsuzluktur unutulamayan. Mustafa Kemal bu millet için çok şeyi seve seve feda etti. Her daim önce vatan ilkesini benimsedi. Dahi kişiliğiyle kurduğu cumhuriyetin temelini aziz milleti ve kahraman ordusu ile yükseltti. Bir vatan davası yolunda harcadı gençliğini ve de sağlığını. Ama şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman yolundan dönmedi. Çünkü bir vatan davası ile yanıp tutuşuyordu yüreği. Kararlılığı keskin bakışlarında ve dik duruşunda gösteriyordu kendini. Akıl almaz seviyedeki askeri dehası onu asla yarı yolda bırakmıyordu. Ufukta bir istikbal vardı, biliyordu. Bunu yalnızca o görebiliyor ve milletine umut veriyordu. Çünkü yıkılmaz bir vatan için yıkılmaz umutlar gerekliydi. Onlarca inkılap üzerine kurdu yeni vatanı. Bu düzeni inşa etmek kadar sürdürmek de çok mühimdi. Bu sebeptendir ki gençliğe verdiği önem büyüktü ulu önderi. Biliyordu ki ancak gelecek nesiller yükseltip sürdürebilirdi onların kurduğu cumhuriyeti. Bu yeni nesildeki ilk önceliği ise küçük hanımlar ve küçük beyler olmuştu. Çocuk, onun için geleceğin birer gülü, yıldızı ve ikbal ışığıydı. Gelecek nesiller kadar kadınlarımız da önemliydi onun için. O, kahraman Türk kadınını her milletten önce tanıdı. Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Derken, Adile Onbaşı'nın şahsında tüm kadınlarını selamlıyordu ulu önder. Biliyordu ki kadın, geleceği şekillendiren ve büyüten saygıdeğer bir varlıktı. 10 Kasım'da ise her bir Türk kadını, atasını gözyaşları ve saygıyla uğurladı. Ona olan minnetini bir kez daha gözler önüne serdi. Onun ardından yazıldı en acıklı şiirler ve tütsülendi gökyüzü. Binbir ağıt yakıldı dönmesi için, fakat hiçbir ölümü yenemedi. Mavi gözlü bu devin kazanamadığı tek savaş ölüm ve yenemediği tek düşman Azrail'di. Nice analar gözyaşı döktü bu kanlı toprağa. Tüm vatan toprağı ıslandı gözyaşlarıyla. Matem kapladı en güçlü yürekleri bile. Öyle büyük yaralar açıldı ki gönüllerde, en gelişmiş tıp, en yetenekli eller bile iyileştiremezdi. Tarih bu büyük adamı içine gömmek istedi fakat sadece bedenini alabildi bizden. Türk milleti onu tarihe değil, yüreklere gömdü. Çünkü o kısacık bir tarihe değil,
ancak yüreklere sığabilirdi. Bu kutsal toprağı işledi inmek inmek, izlerini bıraktı ardında. Kimi zaman bir çocuğun gülüşünde, kimi zaman ise gençliğin istikbalinde gördüm onu. Ve yine bazı zaman sarıp sarmalayan, bazı zaman karanlığımı aydınlatan öğretmenimin gözlerindeydi. Vatanımın her kırış toprağında o vardı. Anadolu'da çocuklara anlatılan ilk kahraman, çocukluk hayallerini süsleyen ölümsüz bir adam. Damarlarımdaki asil kanı her daim bana hatırlatan atam. Yolumuz sensin, ilerlemek bizimlesin. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Tekrardan başarılarını devamını diliyoruz. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Şimdi Ali Naki Erenyol Anadolu Sesi Müzik Öğretmenleri Efe Soybilgin ve Yonca Akbay'ın öğrencileriyle hazırladığı müzik dinletisini izleyeceğiz. Yeah.
Atatürk'ü.